Şimdi oralarda daha önce bizim yanımızda. Buyurun. Buyurun. Buyurun kızım. Teşekkürler. Buyurun. Gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. İlk müdürlüğüm hem de bayan olarak bu anlamda benim için Bilecik'te başlamak da yani hani Osmanlı'nın mimarı Haymana'yla Bilecik'te bir başlangıç var. Dolayısıyla da benim ilk il müdürlüğümün de Bilecik olması bu anlamda çok manidar. Sizin için de bir ayrı bir Sayın Bakanımız Nabi Bey davet ettiklerinde, görevi söylediklerinde Bilecik deyince bu anlamda bu heyecanı çok hissettim. Çok sağ olun. Ve bugün de Değerli Bakanımızın hani öğretmeninin yanında olmak ayrı bir farklılık kazandırdı. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bu dediğim gibi Sayın Bakanımızın da bu enerjik tebessüm eden yüzünün şimdi nereden kaynaklandığını yakinen şahit olmuş olduk. Evet. Yani abi ben Demirköy'e 1962'de gittim. Ben 67'ye gittiğim zaman Nabi Bey 4. sınıftaymıştı. Ben okul müdürüyüm. Ben de okumalı gerçi ama ben onu hayal meyveyle tanımıyorum. Çünkü öğretmenin durumu bütün öğrencileri tanımayabilir. Her öğretmen kendi sınıfındakini tanır. Nabi Bey okuldan çıktı, mezun oldu. Ondan sonra liseye gidiyor, İskele'ye gidiyor. Babası bakkal onun. Ben hep bakkal dükkanına girerim Nabi Bey'le. Nabi Bey beni görünce hemen ayağa kalkar, saygısını yapar. Çok sakin ve başarılı bir öğrenciydi. Babasıyla çok iyi görüşürdü. İyi bir aile. Yani o bakımdan işte Nabi Bey'le öğrencilikten 36 yıl sonra tanıştık. O zaman ufacıktı. 5. sınıf öğrencisi bilirsiniz. Nabi'ye gelmiş Milli Eğitim'e. Tabii Milli Eğitim gelince bakan ilgi olur. Milli Eğitim Müdürü demiş ki ya Nabi'ye bir şey ikram edelim. İlkokul diplomasını. İlkokul diplomasını köylerden biz yazarız. Kütüye geçer. O merkeze gelir. Buluyorlar şey, diplomasını şeyden bakıyorlar. Fotoğrafını alıyorlar Nabi'yi. Büyük manşet yaptırıyorlar. Fotoğrafları veriyorlar. Bakıyorlar böyle. Bir bakıyorlar Nabi'ye, o notların neymiş falan diyor Nabi'ye. Ya ben de torpili değil, benim gerçek notum. Altında da okul müdürü Celalettin Demir imza var ya. Evet. Oradan bir tane işte bak Celalettin Demir okul müdürü. Bunu da çağırsaydı diyorlar. Oradan bir tane diyor ki, ya bakanım yakın zamanda o okul müdürü rahmetli ol diyorlar. Diyorlar falan. İş bitiyor. Aşağı gittim yani öğretmenlerle konuşuyoruz. Ya arkadaş sana kim söyledi bunu? Ben bilmiyorum dedim. Ne de şeyden öğrenmişse televizyondan. Evet. Neyse aradan 10-15 gün geçti. Ya bir öğren bakalım dediler. Kim dedi bunu? Ya gerekmez dedim ama. Geçerken dedim Milli Eğitim'e bir oraya gittim. Dedim ben Milli Eğitim Müdürü'yle görüşmek istiyorum dedim. Ben kim diyeyim dedi. Ben dedim Celalettin Demir. Bakan Bey'in müdürü dersin dedim. Sonra dedim ki ya böyle böyle bir şey olmuş müdür bey. Vallahi duymadık dedi öyle bir şey oldu ama kim söyledi gitti o kayboldu. Ondan sonra dediler ki Nabi Bey'in yeri var dediler. Ben ona gittiğim zaman sordum. İşte beni tanımıyor. Niye tanımıyor beni? O zaman çocuk. Yani o zaman 70'te ayrıldım orada. Bana ona gittiğim zaman bak ne kadar sahip çıktılar. Dedi ki hocam dedi telefon numarasını verebilir misiniz? Benim telefon numarasını aldı. Ben dayımı arayacağım dedi. Dayıştan aradı. Nabi Bey de Azerbaycan'daymış. Kendisi görüşemedi. Yanında yardımcısı varmış. Telefonunu verdi. Sen de dayımı arar dedi. Ertesi gün bir gün sonra Nabi'yi aradı. Evet. Ben Nabi'yle kaç gün sonra hiç görüşmedik. Bir telefon. Hocam nasılsın? İyiyim. Kimle görüşüyorum? Öğrendiğiniz Nabi amcım. Öyle tanışmamız oldu ve devam etti ki. Şapkaları ve giysileri bak bunlar. Bu şekilde. Köyansın olduğu yer. Şöyle vereyim isterseniz, bakmak isterseniz. Böyle bak. Giyimler böyle bak. Evet. Şuradaki benim bak, şurada var ya. Şu mu? Ha, evet. Bak şu. Bu bizim okulun arması. Çalışanlar diye yaşayanları da bunlar. Evet. 17 Nisan 1940. Onlar öğrencilik zamanı. Şimdi gelelim Nabi Bey'e. Bu benim öğrencim, ben okul müdürüyüm. Onunla görüştünüz. Evet. İlk bakan ben, olduğu zaman geldi galiba. Sayın İlk bakanımızın. İlk bakan olduğu zaman gelmiş. Evet. Şimdi bak. Evet. Eşim oluyor Nabi Bey, bir de ben. Yani bizim aile bu. Bak burada daha var. Toplantı yapılıyor, söylemişti. Gene benim sorum. Geçmiştik fotoğrafta. Bu da benim oğlan. Yakın zamana demişler. Güzel. Nabiye de hanımla görüşüyor. Ben de bir hafta işte uğramayacağım. Olur dedim sana oğlan. Yani bir yeriz yani biz. Bunlar şöyle hatır olarak ben Nabiye de onları evet, görüşmek.
Sağ olun.